Evet canlarım, dostlarım, merhaba, sevgiler, saygılar. Ben Cem Kervan. Cinle ilgili bir deyiş yazdım. Hani bir deyiş anlatmıştım ya, 2 tane cinli adam vardı. Çok vahşi, çok böyle yabani. Adeta bütün insani vasıflarını yitirmişler. Çırılçıplak, anadan doğma geziyorlar. Herkese saldırıyorlar. Son derece saldırgan. Bir mezarlıkta yaşıyorlar. Bir mağara var galiba o mezarlıkta. O mağarada yaşıyorlar. Yani çok tehlikeli adamlar. İsa Ruhullah hemen bir buyrukla, bir emirle cinleri çıkarıyor, kovuyor, def ediyor ve o adamlar aniden normale dönüşüyorlar. Başka bir deyiş anlatmıştım. İsa Ruhullah kendi talibi olan Petrus'un evinde o akşam bir sürü cinli kişi geliyor. Bütün o cinleri kovuyor, çıkarıyor, def ediyor ve o insanlar da kurtuluyorlar hemen cinlerden. Yani eğer cinle başınız dertteyse İsa Ruhullah kesinlikle kurtarır sizi. Evet, deyişe geçiyoruz. Aha, pardon, anlatmadım. Anlatacağım. Bu sefer dilsiz bir adamı İsa'yı getiriyorlar. Konuşamıyor. Çünkü içinde cin var. O cin konuşmasını engelliyor. Ama İsa Ruhullah hemen o cini çıkarıyor, kovuyor, def ediyor. Ve adam, o cin çıkar çıkmaz konuşmaya başlıyor. Anlatıyor, bülbül gibi dili çözülüyor. Dile geliyor. Her şeyi anlatıyor. Halk hayran kalıyor. Şaşırıyor. Diyorlar ki böyle bir şey bu diyarda hiç görülmemişti. Ama orada yine Ferisi mezhebinden birkaç kişi var. Onlar zaten İsa'yı yani bir yanlışta yakalamak için hep peşinden gidiyorlar ama tabii ki inanarak değil. İsa'yı hiç sevmiyorlar. Karşı geliyorlar sürekli. Yani müdahale ediyorlar. İsa'yı köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Çok bağnaz, yobaz, şekilci, katı bir mezhebin üyeleri bunlar. Ve bu sefer ne diyorlar? Adam dilsizdi, şimdi konuşuyor. Yani normalde ne yapmak lazım? Şükretmek lazım Allah'a. Ama hayır, bunlar ne diyorlar? Yo. Hayır. Bu İsa var ya, cinlerin reisi şeytanın gücüyle bu cinleri kovuyor. Şeytani bir şey yapıyor. Şeytanidir. Kendisi bir şeytandır. Şeytani bir şey yapıyor. Yani böyle bir şey söylüyorlar halkı korkutmak için. Halbuki çok güzel bir şey. Yani adam dilsizdi, şimdi dile gelmiş, konuşuyor. Evet, deyişe geçelim mi? Geçelim. Dilsizi hünkâra getiriyorlar. Dilsizi hünkâra getiriyorlar. Konuşamaz çünkü içinde cin var. Adamın içinden şah cini kovar. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Adamın içinden şah cini kovar. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. çıkar çıkmaz o can dile gelir. Cin çıkar çıkmaz o can dile gelir. Konuşur, anlatır, dili çözülür. Orada bulunan halk hayran kalır. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Orada bulunan halk hayran kalır. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Bunu gören yobazlar isyan eder. Bunu gören yobazlar isyan eder. Cinlerin reisi şeytandır derler. Onun gücüyle cinleri defeder. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Onun gücüyle cinleri defeder. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Yobazlar İsa'yı söver ve savar. Yobazlar İsa'yı sever ve savar. Halbuki İsa'da Hakk'ın ruhu var. Hakk'ın kudretiyle cinleri kovar. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Hakk'ın kudretiyle cinleri kovar. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Kervanım hak ruhtur İsa Ruhullah. Kervanım hak ruhtur İsa Ruhullah. Kalplerin şahıdır İsa Şahullah. Cinden şerden korur Hakikatullah. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Cinden şerden korur Hakikatullah. Cin karşı duramaz İsa Mesih'e. Hakikaten bizi korur bu şerlerden, bu cinlerden. Evet, beğendinizse lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve yine haftaya görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, hoşça kalın.